Evet kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bütün Kayseri'de yaşayan takipçilerime ya da Kayseri'li takipçilerime buradan selamlar olsun. Kadıköy Sokak ismimiz ama Kayseri'den yayın yapıyoruz. Kayseri'den video çekiyoruz. Herkese buradan selamlar olsun. Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Valla e, önce genel sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamalarıyla başlayayım. Burak Çağlan Kızılhan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimdi çok fazla konu var, çok fazla husus var. İnanın benden neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Gündem çok yoğun. Ama açıklamalarla başlayalım. Kamuoyuna duyuru. Futbol takımımızın Süper Lig'in 13. haftasında Babakars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona dair oluşan gündemi yakinen takip ediyoruz. Bakın bir pozisyon. Yani bir pozisyon. Sözün özü bu. Karşılaşmada yaşanan kritik pozisyonlara dair spor kamuoyunun yorumlarına saygı duymakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nün dün maçımıza dair aldığı pozisyonu gülümseyerek izledik diyor ki Galatasaray'dan da bir açıklama geldi. Yani açıklama komediden ibaret 0-7 yaş grubu bir açıklama. Galatasaraylı oyunculara son 41 maçta bir kez kırmızı kart verilmiş rakiplere 9 kez. Galatasaray'ın aleyhine son 51 maçta sadece bir kez penaltı kararı çalınmış. Yetmemiş bazı Galatasaraylı WhatsApp yorumcuları Başkanımız Ali Koç'un Trio programındaki hakemleri satın aldığına kadar sosyal medya iddialarda bulunmuş ki sosyal medyada da onların çok şeyi var. Trollü var. Yetmemiş Galatasaray Karagümrük üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Konuşursam ömür boyu ceza alırım diyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Beyaz TV'de bu açıklamalarda bulunmuş. Hani yetmemiş Galatasaray akşam saatlerinde bir açıklamada bulundu. Hani diyor ki TFF ve MK ile kesinlikle devam edilmeli ama feneri kolluyorlar. Yani feneri kolluyorlar ama bunlarla devam edilmeli. Yani ben şunu söyleyeyim. Hakiki Galatasaraylı kişiler şunu demesi lazım. Ulan madem şikayetçisiniz. Ya saçma sapan açıklama yapmışsınız. Açıklamanın içeriğinde hani TFF'de şaibeli ve kötü yönetim gösteren hakemlere arka çıkma derdindeler. Ya bu kadar saçmalık olur mu ya? Ya kırmızı kartlık pozisyon olmamasına rağmen açıklamada diyor ki Fenerbahçe'nin görmesi gereken kırmızı kartlar vardı dünkü maçta. Lan neresinde var? Neresinde? Ya dün mesela oynadığımız maç sonrasında Kadıköy'de Kara Gece hashtag ile etiketiyle manipülasyon yaptığı belirtilen 6222 sayılı kanuna muhalefet ettiği tespit edilen 821 hesap hakkında sosyal medya kullanıcısı kullanıcı hakkında avukatların tarafından suç duyurusunda bulunmuştur diyor 12 numara. 6222 ve dezenformasyon yasasına göre adımlar atacağız ve bunu düzenli hale getireceğiz önemli duyurulur diyor. Şimdi e, bazı Galatasaray sayfaları var diyor ki bize bir şey deme dava açarız. Bize bir şey deme hakkında dava açarız. Yani Galatasaray Whatsapp grubundaki elemanlar muhtemelen bunlara diyor ki sakın size bir şey dedirtmeyin dava açarız. Bir ara şey demeye başladılar. Arkadaşlar ne yorum yazarsam yazayım sen bize FETÖ'cü diyemezsin. Sen bize FETÖ'cü diyemezsin. Hani... Bir yerden sonra artık sinirleneceksin diyeceksin. Ulan FETÖ'cüsünüz lan diyeceksin. Artık onu istiyorlar. Ondan sonra diyecekler ki bak bize böyle böyle dedin. Bunların sakın gazına tahrikine gelmeyin. Yani işin saçmalığı. Neyse devam edelim. Sezonun ilk haftasına itibaren hemen hemen tüm kritik anlarda ve gri pozisyonlar neredeyse tamamında aleyhimize kararlar verildiği kamuoyunun malumudur. Bu durum dün akşam oynanan Vava Kars Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında değişmemiş. Penaltı verilmesi gereken pozisyonu serbest vuruş şeklinde değerlendirmiştir. Takımımız adına verilmeyen net bir penaltı pozisyonu es geçirmişken sadece rakibimizin haklı penaltı beklentisi üzerinden tüm maçın kamuoyu gündemine getirilmesi yıllardır süre gelen algı çalışmasına yeni bir örnektir. Bu yolla Fenerbahçe kayrılıyor manipülasyonu yapılması. Takımımıza haftalardır verilen aleni zararları manipüle etmek demektir. Galatasaray Spor Kulübü'nün DNA'sından kaynaklanan bu gündemi kullanma refleksine haftalardır Fenerbahçe lehine kendileri lehine atılan tüm adımları yok sayarak şark kurnazlığıyla algı yaratmasına izin vermeyeceğiz. Türk futbol literatürüne bir daha silinmemek üzere yegane sözcük olan offsite'ımsının adresi olan sistemdeki elleri vasıtasıyla her konuyu kullanışlı hale getiren elimizde kanıtlı belgeli olaylar var diyerek kanal kanal gezen ama sonunda ortaya hiçbir şey koyamayan sosyal medya ve medyadaki manipülasyonlarıyla gündem belirlemeye çalışan kulübün iki yüzdülüğü ortadadır hani müthiş cümleler, müthiş özetlemiş açık söyleyeyim. Tüm bu gerçeklerden hareketle 9 sezondur şampiyon olamamasına rağmen geride kalan 9 sezonda şampiyon yapılacak diye hakkında sayısız hurafe üretilmiş. Yarıştan koparılmış, aleyhine kamuoyu oluşturmuş Fenerbahçe futbol takımı ve camiası olarak bu sezonun ezberlediğiniz sezonlar gibi olmayacağını açıkça söylüyoruz. Takımımızın oynadığı son maçtaki pozisyondan biri olan 52. dakikadaki penaltı pozisyonun ve istenirse tüm maçın var kayıtlarının açıklanmasını bekliyoruz. Bak sezon başından bu yana hemen hemen her hafta fahiş hatalara maruz kalan taraf olarak rakiplerimiz de dahil olmak üzere tüm tartışmalı pozisyonların var kayıtlarının açıklanmasını konusunda yüreği yeten herkesi bu çağrıyı desteklemeye davet ediyoruz. Yani şerefiniz varsa hadi buyurun diyor. Kritik pozisyonda bundan sonra var kayıtları açıklansın. Şerefiniz varsa. Ayrıca bizim maçın tamamını açıklayabilirsiniz diyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak rakibimiz Babakars Fatih Karagümrük takımının da onay vermesi halinde. Dün akşam oynadığımız müsabakayı yeniden oynamaya da hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Yani eğer Galatasaray yönetiminde azıcık utanma olsa çıkar özür dilerler. Ya abi bak biz adamlara attık tuttuk bir şeyler söyledik ettik ama herifler diyor ki lan tekrar oynayalım gerekirse. Bak kazanmalarına rağmen sakat verme ihtimali var. Kaldı ki takımın durumu malum, psikolojisi malum diye ama karşımızdaki kişiler bunu diyemeyeceğimizi düşündükleri için en büyük hatayı da burada yapıyorlar. Hadi aynı zamanda Galatasaray'da söylüyorsun. Mesela Rize maçında hakemle kazandılar. Desinler ki böyle böyle. Antalya maçında yemedikleri kırmızı rakibe verilmedik, verilmeyen penaltı. Ona rağmen kazandılar. Hadi desinler ki iki maçta tekrar oynansın. Rize maçı da Antalya. Hatta ben Fenerbahçe maçları için şunu söylüyorum. Her maçımızı yabancı hakem yönetsin. Ha Türk hakemleri kolluyormuş ya. Ben kabulüm. Galatasaray maçlarında yabancı hakem yönetsin. Fenerbahçe maçlarında. Devam edeyim. Bununla belki bazı verilerde kamuoyunun takdirine sonra Süper Lig Yancı kuruluş Beyin Sports Trio'da yer alan programın verilerine göre 13 hafta itibariyle Fenerbahçe'nin 5 aleyhine Galatasaray'ın 1 lehine hakem kararı verilmiştir. Penaltı, kırmızı kart ve gol kararları üzerinden hazırlanan verilerdir. Ayrıca ilk 13 haftalık lig yarışına ilişkin sarı kart, kırmızı kart verileri de aşağıdaki şekildedir diyor. Fenerbahçe 31 sarı kart, 2 kırmızı kart almış arkadaşlar. Galatasaray 24 sarı kart, kırmızı yok. Beşiktaş 27 sarı kart, 2 kırmızı kart. Adana Demir 30 sarı kart, 3 kırmızı kart. Kayserispor 17 sarı kart diyor. Spor da burada vermesi hani e, en az alan, en yüksek alan bilinsin istiyor. En az alan Kayserispor, en yüksek alan Fenerbahçe ama kollanan Fenerbahçe olduğunu iddia edecek kadar sığır bir zihniyet. Sığır bir zihniyet. Sığır nereden çıktı? Şimdi buraya kadar her şeyi anladınız. Yani ee, anlamadığınız herhalde hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum bu kısımda. Ya bak Fenerbahçe açık açık var kayıtları açıklansın diyor. Yetmiyor yeniden oynamaya hazırız diyor. Yani yetmiyor. Daha ne diyelim diyor. Daha biz hani ne dememizi istiyorsunuz diyor. Var kayıtları açıkladı tekrar tekrar. Ya bakın arkadaşlar lideriz. Oyunun kırılma anlarından. Fenerbahçe'nin maçı koparacağı pozisyonlarda hakemler Fenerbahçe aleyhine fahiş hatalar yapıyor. Maç sonlarına doğru da eyyama başlıyorlar. Fenerbahçe'nin haklı isyanına darbe vurmak ve toplum nezdinde Fenerbahçe'yi yalnızlaştırmak için yapılıyor. Ya, futbolun içine çöreklenmiş organize suç örgütü derin çalışıyor diyor Ayetullah Bey. Ancak ne yaparsa yapsınlar bu savaşın galibi Fenerbahçe olacak kazanacağız diyor. Şimdi MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu açıklamalarda bulunmuş. Daha doğrusu açıklamalardan önce sanırım Serhat Ulueren bir kanalda bir açıklamada bulunmuş. Serhat Ulueren hani bu maçtaki VAR kayıtlarını ele geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuş. 600 6222'ye göre inşallah hakkında işlem başlatılır. Şimdi Ahmet İbanol diyor ki MHK olarak hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isterim. Burada kritik cümle şu bazı hakemlerimizi ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldık diyor. Diğer taraftan Trendyol Süper League 13. haftasında oynanan Fenerbahçe AŞV Vavakars Fatih maçına ait var kayıtlarını MHK başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim söz konusu var kayıtlarının deşifre edilip medya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim diyor. Şimdi ben çok merak ediyorum. Hangi hakemleri hangi kritere göre dinlendireceksiniz? Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra hakemlere ceza kestiğiniz e, bir durum var. Bunu 5 yaşındaki çocuklar bile anlıyor. Yani Galatasaray Max GS bile anlıyor. Fenerbahçe başkanına dava açıp tarafsızlık duruşunuzu kaybettiğiniz halde hala o koltuktasınız. Mesela Osterwolde Adana Demirspor pozisyonu. Halil Umut Meler ve Suat Arslan boya, boaya. yaptırım uygulandı mı? Mesela devre arasına kadar yönetmeyecek hakemler bunlar mı hani karar alınan? Zira öküz olan öküz, kör olan kör, eşek olan eşek görürdü bu kırmızı kartı. Futbolcunun boğazına yapışıp öldürmeye teşebbüse kırmızı verilmemesini hani öküz olan öküz bile görürdü. Bu hakemler görmediyse Hani acaba seviye daha mı yerlerde? Bilerek mi vermediler kasıtlı bir şekilde? Onu merak ediyoruz. Yine aynı şekilde. Neden o maçtan sonra MHK Başkanı var kayıtlarını dinlemedi? Dinlediyse niye kamuoyuna açıklama yapmadı? Fenerbahçe'nin kazandığı iki taraf aleyhine birer penaltının verilmediği bu maçın ardından niye açıklama yapıldı? Ve bu açıklamanın yapılmasında MHK Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı arasındaki hukuka taşınan husumetin etkisi var mı? MHK Başkanı bundan sonra her tartışmalı hakem kararında var kayıtlarını dinleyip açıklama yapacak mı? Ya bence her Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının bütün konuşmalar açıklansın. Vallahi bak. Evli evine köylü köyüne, her şey açıklansın. Ya adeta dayak yedi Fenerbahçe Osterwolde Adana Demirspor maçında dayak yedi. O pozisyonda dahil 3 kırmızı kart es geçildi. Halil Umut, Meler ve Mustafa Emre Eyisoy kıdemli yardımcı dinlendirmeye ihtiyaç duymadı. Konya Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler vardaydı. Eysoy Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü maçında A vardıydı. Yani Acaba aynı mı EYK, Fenerbahçe Fatih Karagümrük maç hakemleri devre arasına kadar dinlenecek demek mi istedi? Biz çok merak ediyoruz. Adnan Ayvabı bütün hakem yorumcuları sınıfta kaldı ne yazık ki Galatasaray'ın düdüğünü çalıyorsunuz. Samet kolunu şortuna mı soksaydı? Kesse miydi? Bu nasıl bir yorum diyor. Ya yoruma açık pozisyonlarda bile Fenerbahçe aleyhine millet yorum yapıyor. Ama ben Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamalarını gerçekten ve gerçekten hani e, inanılmaz buldum. Gerçekten inanılmaz buldum. 9 sezondur bu takım şampiyon olamıyor ama sorsanız her sezon şampiyon yapılıyor. Bu da zaten utanmazlığın bir türü. Bak. Şunu konuşun. Fenerbahçe Karagümrük maçında Edin İrfancan, Crespo, Cengiz Ünder, Batshuayi ve Joshua King 6 futbolcu, 6 forvet maçı tek bir şut bile atamadan tamamlamışlar. Fenerbahçe bu sezon rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu ikinci maçını oynamış. Birinci maçta Samsun'muş. Yani Kubilay analiz diyor ki koca koca sinyal bunlar diyor. Bunlara odaklanın. Hadi bunları konuşalım. Bunları konuşalım. Diyelim ki ya Fenerbahçe kötü oynadı şöyle böyle. Aynı şekilde Dusan Tadiç 10 maç 10 gol 4 asist yapmış. Şimanski 9 gol 8 asist yapmış. Ama Fenerbahçe taraftarı Tadiç düşüşte. Şimanski ölmüş. Lan birisi 10 gol 4 asist yapmış. Yürüye yürüye. Hani sizin tabirinizde. Diğeri yürüye yürüye 9 gol 8 asist yapmış. 17 gol katkısı yapmış. Ya gözünü sevdiğim arkadaşlarım. Bunları konuşmak yerine saçma sapan Galatasaray vari konuşmaların peşindesiniz. Ya biri 14 gol biri 17 gol katkı sunmuş. Anladınız mı demek istediğimi? Ben buna odaklanın istiyorum. Bak Galatasaray çok güzel bir şekilde algı yapıyor. Çok güzel algı yapıyor. Yani sosyal medyada o kadar trolleri var ki engelle engelle bitmiyor. Bir de Geliyorlar sana küfür ediyorlar. Sen karşında küfür edeceksin. Diyecekler ki bak fenerler hep küfür ediyor. Bunlar böyle. Kendi yazdığı mesajını silip bakın fenerler küfür ediyor deme ahlaksızlığını da yaparlar. Hiç e, şey yapmayın. Tabi hepsinden bahsetmiyorum. Bütün Galatasaray taraftan tanıyacak halim yok. Ama sosyal medyada öyle trollleri var ki. Ben şunu söyleyeyim. 9 sezondur şampiyonluğu çalınan bir Fenerbahçe ama 9 sezondur futbolcu pazarlamada rekora koşan, rekor kıran, ülkemizin adını dünyaya duyuran bir Fenerbahçe. Burada şunu da ısrarla söyleyeyim. Çok güzel çalışıyorlar. Bakın. Ben size iki tane bomba duyum vereceğim. 40 milyon euroluk satış. Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk satış duyumu vereceğim. Ve gururla söyleyeceğim arkadaşlar bunu. Sebebi de şu. Fenerbahçe bu kadar engellemelere rağmen bu kadar karşısındaki duvara rağmen futbolcuları gözde olan bir kulüp haline dönüştü. Borussia Dortmund Ferdi Kadıoğlu'nu takip ediyor. Fenerbahçe'nin 30 milyon euro istemesi Dortmund'un canını sıkıyor demiş Bild gazetesi. Bu duyumu ilk en önce ve herkesten öte benden duymuştunuz. Yine söylüyorum Fenerbahçe 30 milyon euro beklenti içindeydi. Ancak şu anda beklenti 40'a çıktı. Ben size söylüyorum Ferdi için 40 milyon euro. Şimdi Ferdi'ye Borussia Dortmund'un ciddi ilgisi var dediğimi de unutmayın. Ferdi'ye 40 milyon euro istiyoruz. Ancak yazın gitmek koşuluyla yani 40 milyon euroyu kabul bile etsek <laughs> devre arasında gitmeyecek. İkinci bir olay ise İrfan Can Kahveci. Al Şabap Kulübü. İrfan Can Kahveci'yi çok çok istiyor. Ve hani e, artık Avrupa'daki futbolcular çok fazla gelmiyorlar ya. Biraz da bizim Türk futbolcuların artık reklamı yapılmış oldu ya. O yüzden hani e, maçlar orada oynanacak işte Süper Kupa şöyle böyle Arap Yarımadası Müslümanlık hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye falan var ya. Ondan dolayı böyle bir durum var. Ben şunu söyleyeyim. İrfancan Kahveci için bir duyumum var. 12 milyon euro şeklinde. Ve Ferdi Kadıoğlu için de 40 milyon euro duyumum var. Hani 40'ı kabul edeceğiz. Hatta kulübün biri de buna yanaşıyor şeklinde. Ha mantık olarak zannetmiyorum. Hiç kimse 40 vermez. Ya yani Türkiye şartlarında, Türkiye futbol iklimi buyken kimse 40 vermez. Ama ee, bir şeyim var elimde. Elimde bir bilgim var arkadaşlar. Dediğimi bir tarafa yazın. Ferdi için 40 yazın. İrfancan kahveci için minimum 12, maksimum 17 yazın. Yani 12 artı 5 yazın İrfancana. Bu bu sezon hocam bir sezonluk İrfan bunu oynadı. Ben şunu söyleyeyim. İrfan bu sezon bunu oynadı ya. Seneye bunu töbe oynamaz. 12 artı 5 mi geldi? Satın. Satın, satın. Beklemeyin. Satın. 12 artı 5'e satın. Eğer böyle bir teklif gelirse satın. Anladınız mı? Bekletirseniz Fenerbahçe'ye ihanet edersiniz. Ferdi için de Ferdi için de şunu söyleyeyim. Benim gözümle gördüğüm en kaliteli topçulardan bir tanesi. Kalitesi malum, her şeyi malum. Önümüzdeki sene düşüşe geçer mi? Sanmıyorum ama artık bu psikolojiyle Perden'de de gitmesi lazım. Ben şunu söyleyeyim. Sırf iki futbolcudan 57 milyon euroyu bir tarafa yazın. Fenerbahçe şampiyon olursa inşallah, konferansta da başarılı bir grafik çizerse bu 57'yi minimum 60'a çıkarın. Sadece bu ikiz Bak Bakışmaz gibi maske hariç. Dediğimi de unutmayın. Herkese de hodri meydan çekiyorum. Bu duyumları da sizlere aktarmış oluyorum. Şu bir gerçek, karşımızda öyle bir yapı var ki bizi yıllardır durdurmaya, çekmeye çalışıyor. Ve dikkat edin, hep Trabzonspor maçlarından sonra bizi aşağı çekmeye çalıştılar. Sebep ne biliyor Fenerbahçe ile Trabzon çatışsın, aradan malum takım sıyrılsın. Hep her sene bunu istediler. Son yıllara bir bakın. Olaysız geçen Trabzonspor maçı var mı? Son yıllara bir bakın. Bu sezonki maçta bile mesela şimat penaltı verilmiyor, onu açıyor, kırmızı verilmiyor, sarı verilmiyor. Şu bu Tadiç'e üfürükten penaltı veriliyor. Biz üfürükten diyoruz. Ona rağmen çıkıyorlar diyorlar ki Bay efendim şöyle, bay efendim böyle. Ee, neyse. Allah'ın da bir hesabı vardır. İnşallah Fenerbahçemiz şampiyon olur. Şampiyon olduktan sonra da bu satışları gerçekleştirir de herkese kapak olur. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.